See him in school and now he walked up right to me and my knees got weak and I just had to leave. It was weird, I'm so shy. DBTR'den herkese selamlar. Arkadaşlar bugün yeni kameramız GoPro Hero 7'nin tanıtımı ile ilgili bir video hazırlayacağım. GoPro Hero 7'nin özelliklerini kısaca anlatacağım. Aynı zamanda GoPro Hero 6 ile kıyaslamalarını yapacağım. Önce kutu açılımını yapacağız. Ondan sonra daha önce GoPro Hero 5, GoPro Hero 6 ile çektiğim bisiklet trail'larından GoPro Hero 7 ile çekim yapacağım ve üçünün karşılaştırmasını göreceksiniz. Gerçekten GoPro'nun üzerinde mutlakla durduğu kestik. Hadi şimdi kutumuzu açalım bakalım. Evet, GoPro çıktığı gün, lansmanı yapıldığı gün Amazon'dan sipariş verdim. Bir hafta bir ship edilme süresi vardı. Ondan 3 gün önce yolladılar. Normalde Ekim'in 3'ünde almam gerekiyordu ama 3 gün önce geldi. Evet. Ve GoPro Hero 7 Black karşımızda. Evet arkadaşlar, böyle plastik sert bir kutuyla geliyor. Herhangi bir hasar görmemesi için. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi. GoPro Hero 7. Özellikle kutuda da Hyper Smooth özelliğinden bahsediliyor. Gimbal-like Hyper Smooth Stabilization. Yani gimbal kullanıyormuş gibi çekim yapmanızı sağlayan Hyper Smooth Stabilization sistemiyle GoPro bu üründe çok iddialı. Gerçekten 12 megapiksel kamera özelliği var. Gerçi GoPro Hero 6 da 12 megapikseldi ama bunun ekstra bir özelliği Super Photo Mode denen bir modu var. Yani normalde 12 megapiksel ama çok daha net ve keskin fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. 4K 60 FPS'ye kadar çekim yapmanızı sağlıyor. Bu da 4K çekim sırasında slow motion görüntülerin çok daha kaliteli olmasına elveriş sağlıyor. 10 metreye kadar su altında çekim yapabiliyorsunuz. GoPro Hero 6'da çok emin değilim kaç metreydi ama bu da geliştirildi, onu biliyorum. 8 kat daha arttırılmış slow motion görüntü alabiliyorsunuz. 1080p'de 240 fps'ye kadar çıkabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla GoPro 6'da 120 fps'ydi. Bunda 240 fps'ye kadar çıkabiliyorsunuz. HDR çekim var, modu var. Live stream, yani canlı Instagram'a, Facebook'a video atabiliyorsunuz anında çeker çekmez. Şimdi kutuyu açalım. Bir de bakarak izleyelim. Ürünü inceleyerek özelliklerini çözmeye çalışalım. Bakalım. Nasıl açıyoruz bunu? Bunu açmak için önce ne yapmak gerektiği hiçbir fikrim yok. Evet, önce kartonu yırtarak açıyoruz herhalde ki ben başka türlü açamadım bunu çünkü. Evet. GoPro'muzu kutusundan çıkardık. Evet arkadaşlar, GoPro'muzu kutusundan çıkardık. GoPro Hero 7 Black. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. GoPro Hero 6'da burada bir yazı yoktu. Görüntü olarak çok bir farkı yok bence. Şöyle kutunun içinden yine her zamanki gibi GoPro stikeri, hızlı erişim kılavuzu çıkıyor.
Bu neymiş? GoPro Safety Instructions Important. Bu bir manual, yani kullanma kılavuzu. Onun haricinde bakalım neler varmış. Batarya. Micro USB cable şarj etmek için. Bir kask kınıza takabilmeniz için eğimli yüzeyi olan bir mount aparat. Bir de düz zeminlere takmanız için, yapıştırmanız için kullanabileceğiniz düz aparat. Bunlar zaten diğerlerinde de vardı aynı şekilde. Şimdi şunu kapatalım. Şimdi GoPro'muzun videosunu sökerek buradan çıkarıyoruz. Bu da aynı zamanda bu arkadaşlar, bu mountları takmak için kullanılan aparatı. Yani şu şekilde, şunu şöyle, bunu nereye takarsanız takın onun üstüne monte edebiliyorsunuz. Sonra şurada kilidi var. Kilidini kapattığınız zaman gayet güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi evet, GoPro'muz koruyucu kılıfıyla birlikte geliyor. Açalım şu koruyucu kılıfını ve çıkaralım içinden. Önce bir direkt dış görünüşten benzerliklerine, farklarına bakalım. Çıkartabilirsem. Evet. Evet arkadaşlar, GoPro Hero 7'miz. Şurada şöyle bir sticker var. Sticker çıkarıyoruz. GoPro Hero 7'miz karşınızda. Kendisine kavuştuğum için çok mutluyum. Şimdi GoPro Hero 7'nin en büyük özelliği, GoPro'nun da üzerinde kesinlikle durduğu özelliği, yüksek imaj sabitleme sistemi. Yani gerçek, yani orijinal adıyla EIS, EIS, Electronic Image Stabilization. Yani özellikle action kamera görevi yapan çekimlerde, yani bu ne olur? Dağ bisikleti olur, aynı bizim gibi. İşte paraşüt olur, kano olur, rafting olur, kayak olur, snowboard olur gibi spor çekimlerinde stabilizasyon sağlayan, yani sabitlik sağlayan ve bunların biliyorsunuz bu tarz çekimleri gimbal'la yapılıyor normalde. Gimbal bu ürünün hareket etmemesini, sadece gimbal'ın hareket etmesi sağlıyor. Çok öncelerde şeyler vardı. Böyle arabalara monte ediyordunuz, bardak koyuyordunuz üstüne, bardak devrilmiyordu. Altındaki dalga oynuyordu böyle, bardak sabit kalıyordu. Yani çukurlara da gitseniz devrilmiyordu. Aynı, yani gimbal'ın çalışma prensibi o. Dolayısıyla bu üründe, GoPro Hero 7'de gimbal kullanmanıza gerek yok diyor. Yani her türlü action çekimde gimbal kullanmadan çok net ve keskin görüntüler alabilirsiniz diye GoPro'nun bir iddiası var ki, nitekim ben araştırmalarımda ve incelemelerimde bunu doğruladım. Kesinlikle öyle, gerçekten. Boyut olarak hiçbir farkı yok. Şimdi ben GoPro Hero 6 ile kıyaslayacağım. GoPro Hero 7'yi. Gördüğünüz gibi. Çok küçük bir fark. Birazcık daha ince GoPro Hero 7. GoPro Hero 6'ya göre. Onun haricinde şöyle göstereyim. Yani başka bir çok net farklar yok. Ama makinenin içinde gerçekten çok ciddi farklar var. Bu makinen aynı zamanda GoPro Hero 7'nin, GoPro Hero 6 ve daha önceleri tek ne derler, tek seçenekti. Yani GoPro Hero 6 Black bu da. Bunlar, bu GoPro Hero 7'ler, GoPro Hero 7 Black, GoPro Hero 7 Silver ve GoPro Hero 7 White olarak 3 farklı kombinasyonla piyasaya sürüldü. Bu $400'luk olan ürün, diğerleri daha ucuza doğru gidiyor. Tabi özellik olarak da daha kısıtlı özelliklere sahip. Özellikle ve hani action çekim yapanlar için, hani zaten aksiyon kamerası olduğu için böyle dediğim gibi işte dağ bisikleti gibi, kayak gibi, snowboard gibi, işte rafting gibi sporlarda çekim yapabilecek insanlar için alınması gereken bu GoPro Hero 7 Black. Yani çünkü zaten Electronic Image Stabilization sistemini bunda kullanmışlar. Gerçekten çok başarılı bir ürün.
Şimdi şuradan şarj yuvasını açıyoruz. Pilini takalım. Pili aynı. GoPro Hero 6'da da Hero 5'te de kullanılan pili aynı. Tabii bunu ters takacağız. Şu şekilde takacağız. Bu arada arkadaşlar GoPro Hero 5'te küçük de olsa bir SD kart geliyordu. Bunda GoPro Hero 6'da gelmedi. GoPro Hero 7'de de gelmiyor. Benim 128 GB'lık bir SD kartım var. Onu kullanacağım burada. Yani bunu aldığınızda bir de SD kart almanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Öncekilerde çıkıyordu ama bunlar da çıkmıyor. Neden bilmiyorum. Şurada küçük bir yuvası var şarj aletinin yanında. Buradan SD kartı da takıyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve GoPro'muz kullanıma hazır. Evet arkadaşlar, GoPro Hero 7'yi buradan kenarda bir tuşu var. Aynı şekilde GoPro Hero 6'da da var. Bu GoPro Hero 7, bu GoPro Hero 6. Gördüğünüz gibi aynı tuşlar. GoPro Hero 7'yi buradan basılı tutarak açıyoruz. GoPro Hero 7 Black yazısı bizi karşılıyor burada. Gördüğünüz gibi. Dil seçimi çıkıyor burada. Türkçe desteği yok gördüğünüz gibi. İngilizceyi seçiyoruz. Kabul ediyoruz. GPS açıyoruz. Saatimiz 4.02. Evet. Gördüğünüz gibi 1 saat 36 dakika çekim yapabileceğini söylüyor şu andaki disketle, mevcut diskette. Şarj tabi yeni geldiği için yok. Şu anda %16'da şarja takmamız gerekecek. Şuradan kısa yollardan hemen ayarlarımızı yapabiliyoruz. 4K 30 FPS ayar yapabiliyoruz. Efendime söyleyeyim. Buradan 24 FPS, 30 FPS, 60, 120 ve 240 FPS'ye kadar çekim yapabiliyoruz. Vertical shooting sistemi var. Yani ne demek o? Gördüğünüz gibi mesela şöyle göstereyim. Normalde GoPro Hero 6 ve GoPro Hero 5'te yatay çekebiliyorduk. Bunda dikey yaptığımızda da hani Instagram için ve diğer sosyal medya uygulamaları için dikey modda fotoğraf çekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Onun haricinde ekran görüntüleri 12 ekran boyutları aynı, fotoğraf kaliteleri 12 megapiksel şeyle aynı, GoPro Hero 6 ile aynı. Fakat daha videonun başında da söylediğim gibi Super Photo Mode denen bir özelliği var. O da çok daha şuradan foto moda girelim. Çok daha keskin ve net fotoğraflar almanızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi wide ve linear tekrar açısı var. Night mode, burst mode, bu yine diğer GoPro'larda olduğu gibi aynı özellikler. Buradan RAW çekim yapabiliyorsunuz. RAW çekim biliyorsunuz HDR çekimlerde de kullanılan bir özellik. Yani daha fotoğrafın ham hali oynama yapabilmeniz daha da kolaylaşıyor. Super Photo özelliğini açıyoruz. Mesela HDR only diyor. Şu an mesela süper mod, foto modunu açtık. Çok daha iyi fotoğraflar çekeceğine emin olabilirsiniz siz de benim gibi. Bu çekimleri, yani video çekimleri, fotoğraf çekimleri ile ilgili detaylar alacağım. Örnekler tanıtımdan sonra yayınlanacak. Siz de zaten çok rahat görebileceksiniz. Biz tekrar video moduna geçip özelliklerine devam edelim kameranın. Time Wrap, evet arkadaşlar, en önemli özelliklerinden biri, yine bu da yeni duyurulmuş bir şey, Time Wrap diye bir özellik var. Bu aslında normalde fotoğrafçılar bilirler, şeyle aynı bir özellik, Time Lapse özelliği vardır. Makineye koyarsınız belli bir görüntüyü, mesela atıyorum işte bulutlar geçiyordur gökyüzünde, makineye böyle koyarsınız bulutları görmesi için.
dersiniz ki makineye, emir verirsiniz, dersiniz ki sen her 10 dakikada bir 5 fotoğraf çekeceksin 20 saat boyunca. Ve o makine oraya kurarsınız, sabit bir şekilde durur ve her söylediğiniz şekilde işte her 10 dakikada bir fotoğraf çekerek 20 saat boyunca atıyorum neyse kayıt yapar. Sonuçta siz o fotoğrafları, binlerce fotoğraf olur orada, o fotoğrafları alırsınız ve birleştirirsiniz. Böyle fotoğraf karesini hızlandırılmış bir şekilde akmasını sağlarsınız. Çok değişik bir video görüntüsü olur. Dizilerde, sinema filmlerinde çok kullanılır. Bu ama tabii çok fazla deklanşöre bastığı için fotoğraf ömrüyle ilgili sıkıntılar yaratabilen bir özellikti. Şimdi artık bu GoPro'da mesela, artık gerçi cep telefonlarında da var bu time-lapse özelliğini daha kolaylaştırılmış, kolay indirgenmiş ama GoPro'da da çok kaliteli çalışan bir özellik, time-lapse özelliği. Bunu dediğim gibi çekim normal video moduna getiriyorsunuz. Video modunda daha sonra video modundan time-lapse özelliğini ayarlayarak normal çekiminizi yapıyorsunuz ve bu otomatik olarak söylediğim gibi böyle fotoğrafları, videoları yavaş yavaş akıtarak aynı time-lapse gibi size bir harika görüntüler sunuyor. Gördüğünüz gibi time-lapse video diyor, time-lapse foto diyor. Yani videoyu time-lapse ile yapıyor, fotoğrafı time-lapse ile yapıyor. Aynı zamanda gece time-lapse de yapabiliyor. Hani yıldızlar, işte yıldız kayar yavaş yavaş. Çok değişik görüntüler almanızı sağlayabiliyor. Ha, çok güzel özellikleri var makinenin. Onu söyleyeyim. Onu da yani bu menüye de ulaşmak için en kolay yanı şöyle göstereyim. Şurada yukarıda bir 3 nokta çıkıyor ekrana bastığınızda. Bunu bu tarafa sürdüğünüzde parmağınızı, kamera modu mesela şöyle, fotoğraf modu, video modu ve timelapse modu, gördüğünüz gibi tekrar kamera moduna geliyor. Bunun haricinde unuttuğum bir şey var mı? Pili 2-3 saat gidiyor çekim esnasında. GoPro Hero 6'ya göre %10 daha iyileştirilmiş bir pil var. Onun haricinde söylediğim gibi en önemli belli başlı özellikleri: 4K'da 60 FPS çekim yapabiliyor, 1080p'de 240 frame çekim yapabiliyor. En önemli özelliği EIS, Electronic Image Stabilization sistemi, yani gimbal gereksiz. Arkadaşlar, bu GoPro'nun CEO'su GoPro Hero 7'yi tanıtırken bunun için şöyle bir cümle kullandı. GoPro Hero 7 gimbal killer dedi. Yani ne demek? Gimbal katili. Dolayısıyla gimbal kullanmadan artık aksiyon çekimlerinizi bununla yapabileceksiniz dedi. Dediğim gibi çok en önemli özelliklerinden biri GoPro Hero 7'nin stabilizasyon sistemi. Yani sallanmaları engelleyen sistemi var. Çok önemli. İkinci önemli özelliği vertical shooting, yani dikey çekim anında. Bu Instagram videoları için, storyler için falan çok iyi. Bir diğer özelliği hyper smooth özelliği, super photo modu, gerçekten çok net ve keskin fotoğraflar çekmeni sağlıyor. Ve son olarak da time-lapse özelliği. Time-lapse özelliği de diğer GoPro'larda olmayan bir özellikti. Kaba hatlarıyla GoPro Hero 7 böyle incelememiz. Bu videonun sonuna doğru GoPro Hero 7 çekimlerini göreceksiniz. Hem fotoğraf çekimlerini hem video çekimlerini. Daha önce de çektiğim GoPro Hero 5, Hero 6 ve Hero 7 çekimlerini, bisiklet çekimi kayıtlarını karşılaştıracağım. Oradan çok daha net farkları görebilirsiniz. Dediğim gibi GoPro Hero 7 Black Edition $399 Amazon'da. Silver ve White'in fiyatlarını bilmiyorum ama onlar çok daha ucuz. $199 galiba White. İşte aralarında bir fiyatta Silver. Ama tabii özellikleri de değişiyor. Fiyat azaldıkça özellikleri de küçülüyor. Netice itibariyle uzun lafın kısası, aksiyon çekimi yapan YouTuber'ların, blogger'ların, vlogger'ların, işte herhangi video çekimi yapan herkesin kullanması gereken kamera GoPro Hero 7 Black. Çünkü stabilization sistemi, sabitleme sistemi çok daha iyi çalışıyor. Evet, bugün kutu açılımımızı GoPro Hero 7 ile yaptık. Videonun sonunda da GoPro Hero 7 çekim denemelerini göreceğiz. Siz de bu konuyla ilgili, GoPro Hero 7 ile ilgili çok daha net kanallara varacaksınız. Ben şimdi çıkayım, birazcık çekim yapayım. Hem yeni kameramı deneyeyim,
hem sizlere çok daha net ve profesyonel çekimler yapmak için neler yapmamız gerekiyor onları birazcık keşfedelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. My friends and I will talk like every other day. Shaking the funk where all the boys are riding skateboards. They look so hot, they look so cool. Everyone is around and that's when I saw the summer noon that come around. You see on holiday I'm willing to stick around. He looks so hot, he looks so cool. Hope to see him in school and now he walked up right to me. And my knees got weak and I just had to leave. He was weird, I'm so shy. You always make me laugh so hard. My parents always stay on guard. I drop my cool when you're around. You are the hottest boy in town. I'm dreaming of a kiss from you and hoping it will all be true. But this is my imagination and it's real to me. I'm a girl in love. She's so in love, she really is. Will I get any chance to see him? That's when I saw him sitting next to me in class. I ain't ready and my heart is beating fast. She's so in love, she really is. Something happened, I couldn't speak a word. Now, he said hi, what to do? Once again, my knees got weak, I had to leave. It was weird, I said stop. You always make me blush so hard. Morning.